İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz, değerli Gürsel Bey, hoş geldiniz. Bu akşam Yüzyıllık Markalar Derneği üyelerimizle yaptığımız yine güzel sohbetlerden birinde üyelerimizden Saffet Abdullah Güllaçları, Gürsel Alseven yönetim kurulu üyesi bizimle. Hoş geldiniz Gürsel Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler. Hoş bulduk Hatun Hanım. Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. Sağ olun. Konjonktür dahilinde. Evet. Hakikaten gerçekten özel günler yaşıyoruz. Evet. Konjonktür, dünyanın konjonktürü sadece evet. Türkiye'nin değil. Bu özel pandemi günleri diyelim. Herhalde evet. Belki bir daha bizden sonraki kuşaklarda veya işte bu yaptığımız nevi şahsına münasır görüşmeyi bir süre sonra baktığımızda çok böyle enteresan bir şekilde değerlendireceğiz herhalde. Evet. İnşallah bir daha bu tarz değil de yüz yüze direkt gerçek ortamlarda görüşmeler olabilir. O günlerin özlemi olsun diyelim. Öyle olsun. Ama bunda tarih açısından COVID-19 küresel salgınında gerçekleştirdiğimizi de belirtmek gerekiyor. Gerçekten dediğiniz doğru. Özel günler. Ben aslında bilhassa da mesleğiniz sebebiyle biraz daha belki bitirirken birkaç şey soracağım onunla ilgili. Fakat önce böyle bir içimiz açılsın, bir ağzımız tatlansın. Güllaç, bir Güllaç'ın aslında hikayesini bir duymak isteriz galiba. Güllaç'ı biliyoruz ama bizim için çok Ramazan'la özdeşleşiyor. Buna benim biraz itirazım var. Her mevsimin tatlısı olsun istiyorum. Önce biraz Güllaç'ın hikayesini bize anlatır mısınız? Seve seve. Yani Güllaç hakikaten bir kelime ama geriye doğru gittiğinizde bir hikayenin de ötesinde çok farklı anlamlar ifade ediyor. Yani ta insanlık tarihinden bu yana gelene kadar anlatılacak güllaç ve güllaç bağlamında o kadar çok şey var ki yani insanların yaşam biçiminin getirdiği bir takım zorunluluklar neticesi güllaç ve güllaç benzeri gıda örnekleri aslında insan yaşamında insanların hani o ilk dönemlerde avcı toplumlardan tarım toplumuna geçtiği dönemlerde, toprağı ekip biçtikleri dönemlerde, tahılları ekip biçmeye başladıkları, onları toplayıp o tohumları taşların arasında öğütüp onlardan yaptıkları o un tarzı tozları hafif sulandırıp bunları nasıl yaparız, bunlar küflenmeden, bozulmadan nasıl saklarız diye o ilkel düşünce örnekleri içerisinde düşündüklerinde işte güllacın böyle küçük küçük noktaları çıkmaya başlamış aslında. Doğmuş yavaş yavaş. Gerçekten öyle. Yani Türk tarihinden de aslında insanlık tarihi gibi ama sonuçta bizim Türk geleneğine özgü bir takım işte saç tavalar vesaire gibi böyle mutfak argümanları içerisinde kendimize ait, toplumumuza ait argümanlarda da güllaç şekillenmiş. Ne olmuş? Yani tarım toplumu başlamış. İnsanlar ekmişler, biçmişler mısırı, buğdayı. Bunlar bozuluyor. Uzun süreler nasıl saklarız dediklerinde bunları öğütelim, hamur haline getirelim suyla, pişirelim, saklayalım ya da o anda yiyelim düşüncesi o çağlarda hakim olmaya başlamış. Bu bahsettiğimiz çağlar belki de Türklerin Müslümanlıkla tanıştıkları 7. yüzyıllara falan gidiyor geriye. Yani o kadar geriye giden bir tarihsel süreç. O dönemde başlamış düşünce ve demişler ki ya biz bunu sulandırıp hamur haline getirelim. Alttan odun ateşiyle yaktığımız ateşlerin üzerinde bu saç tavaları ısıtalım. Bunları da kullanalım. Yani basit bir düşünce olarak başlamış ve yalın bir düşünce olarak başlamış. Gerçekten de o çağ insanının kullandığı böyle katkısız, içeriksiz, doğal, günümüzde organik. Doğal, evet, en doğal. Organiğin en organiği belki de yani organiğin başlangıcı. Organik olması için çaba sarf edilmeyen dönemlerden bahsediyorum. Toprakta hiçbir kirlenme yok vesaire. Bunları böyle yapmışlar. Saç tavaların üzerinde bir hamur kıvamına getirip kaldırmışlar. O an arasına işte sebze, et koyup yedikleri gibi onları böyle biriktirerek üst üste koyup kurutmuşlar. Daha sonra yemek üzere, belki 3 ay, 5 ay, 1 sene sonra yemek üzere biriktirmişler. Üzerine su serperek nemlendirmişler ve yemişler. Güllaç aslında o zaman adı güllaç değil tabii. Bu düşüncenin yavaş yavaş gelişen işte modern ve medeniyete doğru giden insan yolculuğunda insanın üzerine katarak geliştirdiği bir mutfak kültürü haline gelmiş.
Tabii bu belki Osmanlı'dan önce bizim Türk boylarının, kavimlerinin de içinde olduğu, kullandığı biçimiyle oluşmaya başlamıştır bu bahsettiğimiz dönemlerden sonra. Selçuklular dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun dönemi ki göçebe bir toplum olduğundan Vais'te bahsediyorum. Ki bu dönemlerde de var. Fakat sonrasında esas Osmanlı Devleti'nin kurulduğu 1290'lı yılların sonrasında işte fetihler, genişleme, bir kültürün oluşmaya başlaması mutfak kültürünün arkasından aslında Osmanlılarda o dönemde tatlı kültürü çok yok. Daha çok şerbet kültürü var. Etli pilavlar ve şerbetlerin olduğu, hakim olduğu bir mutfak kültürü var. Daha sonra bu beyaz oluşu, zarif oluşu insanların herhalde ilgisini de çekmeye başladı ki mısır ve buğdayla yapılan bu yufka yaprakları diyebileceğimiz güllaç ince, hoş görünümlü. Bunu davetlerde, imaretlerdeki sunumlarda, saraydaki bir takım sünnet düğünleri, düğünler gibi bir takım organizasyonlarda da kullanmaya başlamışlar. Sütle birleştirmişler, sütü kullanmışlar. Arasına çoğu zaman işte fındık, fıstık, o zamanki elde bulunabilen neler varsa meyve belki konmuş. Ve daha çok Osmanlı örf ve adetlerinin en önde gelen şeyi gül suyu. Gül yağı o dönemde çok kullanılan. Yani Osmanlı'nın gerçekten önem verdiği ve belki de kutsal sayılan bir şey gül suyu. Gül hanemiz var değil mi o yüzden? Evet. Gülhane. Evet, gülhane. Evet, çok doğru. O bile çok önemli, gülhane. Yani gülün bileşenlerini hem koku yönüyle hem içerik yönüyle Osmanlı çok sevmiş. Günümüzde de böyle. Yani hem dini törenlerde hem belki de şölen tarzındaki kutlamalarda her ikisinde de gül suyu çok sıklıkla kullanılmış. Halen de kullanılıyor. Yani mevlitlerde şurada burada gül suyu hep ikram ediliyor gelenlere. Halen günümüzde bile bu böyle. Dolayısıyla bu güllaç yapraklarının üzerine süt dökülerek yapılmaya başlandığında aralarına da fındık fıstık gibi bir takım süslemelerle ve sütü aldığında bu güllaç yapraklarının üzerindeki o kabarıklıklar gül bitkisine benzediğinden ve gül suyu da üzerine döküldüğünde gülle çok böyle atfen bir takım bileşikler oluşumundan güllaç tabiri kullanılmış ve güllaç da güllaç olarak devam etmiş. Yani güllaç aslında hakikaten geniş kapsamlı düşünüldüğünde bir ülke tarihi, bir geleneksel bir kıymet. Bu biraz Bizim için de çok değerli. böyle Gürsel Bey, hani baklava, börek, hepsi böyle azıcık aynı aile ve aynı şeyle de iç içe değil mi? Yani bizim kültürümüze Evet. Evet, aynı. has olan şey. Baklava, evet aynen çok doğru söylüyorsunuz. Hepsi bunların açılarak yapılan. Baklava hamuru, burada şimdi biz, Murat kardeşim bizi, burada baklavacılar da var Yüzyıllık Markalar Derneğimiz Evet, içerisinde. onun kulağını Çok farklı. çınlatalım. Eyüp Sabri Tuncer çok güzel gül suyuyla, yani mistik gül suyu diye nefis bir ürün çıkardı yeni. Onun da kulağını çınlatalım. Bütün diğer Evet, baklava evet, yapan evet. markalarımızın da. Hatta o yenilebilir gül suyu olarak da lanse ediyoruz zaten. Gül Evet. suyu iki farklı tür. Bir endüstriyel tip, bir de yenilebilir, içilebilir gül suyu tarzında. Çok önemli, iyi ki vurgu yaptın. Bunu mesela gıdalara kullanmak açısından da çok... insanlar bazen zehirlenebiliyor içeriğinin uygun olmaması nedeniyle. Değil mi? Hakikaten vurgu yapmak lazım Engin Bey'in de bu Kullanım ürüne. çeşitleri ve yerlerine göre bakmak lazım. Doğru. Baklava da gerçekten bizim tarihimizde oldukça önemli bir yer tutmakta. Baklava ile güllacın aslında kat kat olmaları dışında içeriksel olarak hakikaten güllaç mesela pişirilmiyor. Baklava pişirilerek, Evet. kızgın yağ dökülerek, şeker şerbeti dökülerek de yapılıyor. Güllaca kızgın şerbeti döktüğünüzde güllaç ortadan kalkar. Sütle Buharlaşır. daha çok, evet, buharlaşır gider. Yani güllacın bu yönüyle hakikaten biraz zarif, kırılgan bir yapısı var. Gerçekten de hepsi tarihimizin, bizim geleneksel mirasımızın önemli öğeleri. Güllaç da bizim gözdemiz. Baklavayı da ayrı bir yere koyuyorum. Onu da Murat anlatır. Kesinlikle. Ya, fakat güllaç özellikle çok da biz, yani mesela ne bileyim, börek deyince işte
İşte Balkan coğrafyasında hala çok yaygın falan veya işte baklava yine Orta Doğu coğrafyasında. Güllaç çok böyle sanki iyice bizim coğrafyamıza has bir şey gibi hissediyorum. Ya da dünyada da var mı bir yaygın? Şimdi Aslanım şöyle, güllaç aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun yaygın olduğu bütün coğrafyalarda bilinen bir gelenek. Ben bugün mesela şurada şunu net olarak söyleyebilirim. Mesela Balkan Yarımadası'nda, Arap Yarımadası'nda, Suriye, Lübnan ve hatta Katar gibi bir takım ülkelerde, Arap Yarımadası'nda da bilinen bir özelliği var güllacın. Biliyorlar. Biliyorlar. Bunun da bir örneği, benzeri aslında Orta Asya steplerinde de Osmanlı hikayeleri olduğu için oralarda da bilen, Çin'de mesela, Vietnam'da, Tayland'da spring roll raper dedikleri pirinçten yaptıkları yine benzer bir takım objeler var. Yine böyle kağıt benzeri. Onlar bunu çok daha farklı yöntemlerle evet. kullanıyorlar ve çok ciddi pazarlıyorlar. Hakikaten bundan ciddi füzyon bile gibi mutfaksal ve gıda anlamında birçok şeyler üretmişler. Biz olduğu haliyle, ilk kullanıldığı haliyle hala tercih ediyoruz ve bozulsun da istemiyoruz. Bize ait kalsın istiyoruz. Şimdi. Evet, ama yani. Değişik coğrafyalarda var. Başka şeyler geliştirilirse de bunu böyle korumak kendi içinde de lazım evet, tabii. Evet, peki. O zaman bu hikaye paralel biraz, ben aslında bizim markalarımız genelde tanınıyor. Engin Bey'le de görüşürken çok uzun Eyüp Sabri Tuncer'in hikayesini konuşmadık ama Saffet Abdullah, tabii siz de böyle bir Rusya'dan, Kırım'dan bir gelişiniz var. Bir yine İstiklal Savaşı döneminiz. Orayı da böyle bir kısa bir duysak yine çok seviniriz. Evet, evet. Yani şöyle, hakikaten Türkiye bir potpuri. Yani Türkiye'de yaşayan insan grupları, işte göçmenler, göçenler, bir zenginlik, zengin bir ülkeyiz biz. Osmanlı'nın hakim olduğu bütün topraklarda bu zenginlik, onların yönetsel biçimindeki hoşgörüsünün de bir ürünü olarak hiçbir zaman asimile olmamışlar ve kendi özelliklerini koruyarak bugünlere kadar bile gelmişler. Yani kimse, yani herkes kendi kimliğini açıkça ve net olarak gururla ifade edebiliyor bugün. Bu çok önemli bir özellik. Gerçekten de benim dedemin dedesi, büyük dedem, 1850'li yıllarda Kırım'da başlayan, Rusların Osmanlı'nın egemenliğindeki Kırım'a saldırmasıyla başlayan ve çok uzun yıllar süren Kırım Savaşı sonunda 1870'li yıllarda Abdullah dedem, Karadeniz üzerinden direkt İstanbul'a gelerek yerleşme ihtiyacı duyuyor o dönemde. Kırım'da yaşam şartları herhalde o anlamda sürdürülebilir olmuyor ki böyle bir karar veriyor, geliyor. Zordur bu göçler insanlar için. Karadeniz üzerinden uzun bir yolculuğu ve oradaki tüm değerlerini bir anda arkada bırakarak geliyor. 1900'lü yılında, 1850 yılında doğmuş Abdullah dede. 1876'da, yani 20-25'li yaşlarda İstanbul'a gelerek yerleşiyor. Belki o dönemlerde Kırım'da güllaçla bir alakası var mı? Ona ait çok bir bilgimiz yok ama gelir gelmez İstanbul'da saray mutfağında güllaççıbaşı olarak bilinen Bekir Efendi adında biriyle tanışması ve güllaç dökmeye başlaması, sanki biraz biliyor veya çok atılımcı bir ruhu var vesaire gibi değişik yorumlanabilir. O konuda hakikaten bir belge yok. Başlıyorlar birlikte güllaç üretmeye. Bekir Efendi'nin yanında bir süre çalıştıktan sonra Bekir Efendi'nin vefatıyla büyük dedem sarayın ustabaşısı olarak, güllaççıbaşısı olarak kalıyor. Bu dönemde tabii güllaç aslında tek başına bir öğe olarak bakıldığında kolay da değil. Bir buğday yetişecek, bir mısır yetişecek, bunlar bir yerlerden alınacak, değirmende öğütülecek, bir nişasta olacak, un olacak ve öyle yapılacak. Belki saray şartlarında bu çok mümkün değil. Abdullah dede şimdiki Zeytinburnu taraflarında, Topkapı Ambarlar taraflarına denk gelen Tepebaşı denen yerde kendi bağında bunları ekmeye başlıyor. Şehremini sur içinde bir değirmen kuruyor kendine ki bunlar kolay olmuyor. Göçen bir insan için, genç bir insan için hakikaten zor. Hangi yıllardayız o arada? 1870'li yıllardan bahsediyorum. Yani çok da henüz kolay yıllar değil. Değil. Yani 18. yüzyıl. Dolayısıyla bu dönemde hakikaten onu çok da sadece hissedebiliyoruz. Geliyor. Bu esnada tabii işte evleniyor, çocukları oluyor.
Bu esnada 4 tane oğlu oluyor ama 4 oğlundan 3'ü işte yıllar içerisinde 1881 yılında artık kendi başına saraya güllaç dökmeye başlıyor. 1881'e kadar Bekir Usta ile birlikte devam ediyor. Sonra kendi başına dökmeye başlıyor. Hatta kendi sur içindeki kendi evinde döktüğü güllaçları küfelerle bir süre sonra saraya götürüp orada güllaç yapmaya başlıyor falan. Böyle bir süreç. Saman iplikleriyle sarılıyor. O zaman ambalaj malzemesi falan yok. Böyle bir süreç. Gerçekten zor bir süreç içerisinde çocuklar büyümeye başlıyor. Birinci Dünya Savaşı yılları geliyor. 1900 yılına gelindiğinde Abdullah Dede Eminönü'nde Mısır Çarşısı'yla arka tarafta Tahtakale'ye bakan yerde Nafiye Han'da bir dükkan açalım. Orada hem bağda ürettiği unlardan hem un da satıyor. Güllaç, ürettiği güllaçları da satma gereği duyuyor. Çünkü gelişen zaman içerisinde saray mutfağında sarayın İstanbul'un fethinden sonra gelişen, zenginleşen bir mutfak kültürü oluşmaya başlıyor. Bu kültür içerisinde Fatih Sultan Mehmet'le başlayan bu kültür sonraki padişahlar tarafından geliştirilerek halka böyle yağma diye tabir edilen sarayın dışında kurulan masalarda, sofralarda ziyafetler veriliyor. Ve güllaç bunlarda sıklıkla yer almaya başlıyor. O zamana kadar sarayın içerisinde sunumlarda kullanılan güllaç halkın ilgisini çekmeye başlıyor. Ve halk tercih eder hale geliyor. Evlerde de yapılacak, göçebe bir yaşam da bittiği için evde yapılacak bir durum da çok yok. Mecburen o güllaç yapraklarını talep eder oluyorlar. Dolayısıyla bu sebeple bu Nafiye Han'da bir dükkan açma gereği duyuyor. Hem orada çalışırken hem üretirken bağda un ve mısır, buğdaydan kaynaklı ürünleri üretirken, değirmeninde bunları öğütüp güllaç haline getirirken bir süreç başlıyor. Eşi Haşime Hanım hakikaten büyük yardımcısı. Ben bayanların o dönemlerde de kültürel ve sosyal hayatın içinde olduğunu kendi hikayemizi dinleyince çok net anlamıştım. Şöyle de anladım. Haşime Hanım, Abdullah Efendi'nin hanımı, eşine yardımcı ama tek başlarına bir süre geliyor. Bir kişi şöyle düşünün, 1 metre, 2 metre bir duvar örülüyor şeylerden, briketlerden. Kömür ateşlerinde yapılıyor o zaman güllaç. Mıcır dedikleri toz kömürler var. Onların üzerinde kömür yakılıyor. İşte dökme ve hamurdan güllaç üretme faaliyette bir kişi bir günde 8-10 okka diyorlar. O zaman okka da 1 kilo 200 gram falana geliyor. 8-10 okka üretebiliyor. Bu talebe yetişebilmek için insanlara bunu öğretmeleri ve katılımlarını sağlamaları gerekiyor. Haşime Hanım semtteki diğer hanımefendileri örgütlüyor. Evlerde bu ocaklardan kurduruyor diğer bayanlara, hem diğer kadınların üretime katkı. Bayağı direkt pazarlama yapıyor aslında bugünkü tarih. Evet, evet. Bu bahsettiğimiz yıllar 1900'lü yılların başı. Onları toplumsal hayatın içinde ticari anlamda belki bir para kazan, aynı zamanda bu ocaklarda ev ısınıyor kış aylarında. O ocakta güllacın dışında bayanlar yemeklerini yapıyorlar. Aile bütçelerine katkıda bulunuyor falan, çok önemli bir örgüt. Yani bir mahalle kültürü oluşuyor yani güllaçta. Bu kültür çok değerli ve bu oluşmasa belki, bu oluşmasa güllaç belki hakikaten güllaççılık mesleği yok olup gidecek. Yani bu el birliği oluşmasa mahalle kültürü içerisinde yok olup gidecek. Belki hatırlarsınız, yani hatırlarsınız tabii, yakın zamanda bir İstanbul Üniversitesi'nde bir panele katıldığımızda ahilikle alakalı bir paneldi. Evet. Evet. Bir böyle üç boyutlu mesleklerin bir yan odada şeyleri yapılmıştı, figürasyonları yapılmıştı. Kaybolan meslekler diye. Evet. Orada birçok meslek vardı yapılmayan, kaybolan. Ve gerçekten orada olmadığımıza şükrettim o panelde. Yani orada olabilirdi güllaççılık. Yani bazen bu ülke tarihiyle birlikte kırılgan dönemler. Yani birisi çok peşini bıraktığında işin peşi kaybolup o meslekte kaybolabiliyor. Kısmet, şans, ne derseniz deyin, hakikaten önemliydi. Evet, birçok faktör var ama doğru. Yerlerinin devam ettirmesi, ilgilenmesi gerekiyor tabii her şeyden önce. Yaşatması evet. Gerekiyor. Çünkü hayata dahil olması gerekiyor. Evet, evet. Çünkü şöyle Aslı Hanım, güllaç o zaman ticari değeri daha çok Ramazan aylarına özgü bir konumda. Yani Ramazan dışında çok tüketilmiyor. Abdullah Bey Ramazan dışındaki geçimini de un ve nişasta satarak o aradaki faaliyetlerle
iş yerini sürdürmeye çalışıyor 1900'lü yıllardan sonra. Tabii. Üç oğlunu Yemen ve Çanakkale cephelerine gönderiyor. Onlar da yok. Tek başına kalıyor hanımıyla. Sonrasında küçük oğlu Saffet yetişmeye başlıyor. O arkadan birazcık işin ucundan tutunca işte Saffet ve Abdullah'a ismini veren Saffet, küçük Saffet geliyor. Hı hı. Yaklaşık 1900'lü 27 yılında falan Abdullah Bey oğluna devrediyor. 1927 yılından sonra da Saffet Efendi artık tek başına alıp götürmeye başlıyor. İşte o da yine normal sosyal yaşam içerisinde evlilik, arkasından gelişen çocukları İlhan ve Yalçın Arsevi'ni yanlarına alarak böyle bir babadan oğula meslek kültürü içerisinde devam eden bir beraberlik başlıyor. Arkasından bizler geliyoruz falan. Şimdi onu söyleyeceğim. Burada tabii altın çizmek lazım. Biz hem Yüzyıllık Markalar Derneği'nin kitabımız var, işte Spotify'da var. Sizin hikayelerinizi detaylı meraklı olanlar oradan okuyabilir, dinleyebilir. Fakat tabii şimdi bugünlerde işte kuşaklar konusunu da çok biz de yapıyoruz sohbetini dernek çatısı altında. Siz tabii birkaç kuşak bir arada çalışıyorsunuz aslında şu anda, değil evet, mi? Evet, şu an üç kuşak bir aradayız. Evet. Yani bir arada çalışıyor, evet, çalışmaya çalışıyoruz. Hakikaten bu dediğiniz çok önemli. Bence yüzyıllık markalarımız bizim, bütün markalarımızın hikayeleri benzer. Siz şimdi birçok insanın, şimdi benle konuştuğunuz gibi birçok markalarla karşı karşıya geldiğinizde hikayelerini alıyorsunuz, bir analiz ediyorsunuz ve onların hikayelerinde bu benzerlikleri görüyorsunuz. Yol aslında aynı yol gibi. Zorluklar aynı zorluklar. Doğru. Coğrafya aynı coğrafya. Aynı coğrafya. Toplanmışlar. Coğrafyamız üstelik fiziki yönüyle, coğrafya özellikle sosyal yönüyle o kadar ani değişimlere açık bir coğrafya ki, yani Avrupa'nın ortasında değiliz. Bizim coğrafyamızda sosyolojik olaylardan tutun ekonomik olaylara kadar anlık değişiyor. Yani sabahtan akşama kadar değişen olaylar ve sabırlı olmadıkça bu değişkenlere karşı koymamız mümkün değil. Herkes bu sıkıntıları yaşıyor. Şimdi üç nesil bir arada birçok markamızın da benzer hikayeleri var. Olmak zorunda. Hani insanlar şunu belki sorguluyorlar. Nasıl intikal ediyor? Hakikaten Engin Bey de bahsetmişti. İlk iki nesilde işte kültür oluşuyor. Üç nesilde para hazmediliyor falan gibi. Evet. Gerçekten önemli. Belki bu önemli. Basic olarak çok önemli ama günümüz konjonktüründe bir önceki dönemin tecrübeleri de yetmeyebiliyor artık. Yani inanılmaz bir değişim tabii var. Tabii. Yani yetmiyor artık. Bir önceki dönemin tecrübesi yetmiyor. Ama var olmaları lazım. Yani şunu demek istiyorum. Bir nesil geldi, biz buraya kadar getirdik, bıraktım, çekildim diyecek bir durum yok. O nesil aynı bir bayrak yarışında olduğu gibi koşan kişinin arkasından bırakan nesil bir müddet koşacak ki o bayrağı bir arada tutacaklar ki aynı anda bir süre, sonra arkadan gelen tamam artık bu götürüyor hızlandı dediğinde bırakacak, bir sonraki alıp götürecek. Belki de o ileride önündekine senkron koordineli koşmaya başlayacak. Dolayısıyla bu üç nesili bir anda filmin içine sokuyor. Yani bu böyle olmalı. Çünkü tecrübe çok önemli. Tecrübe edecek zamanımız da yok, finansal yeteneklerimiz de yok. Tecrübe etmeden, riskleri gerçekleştirmeden gitmenin tek yolu bir öncekileri yanımızda hissetmek. Yaşlı olabilirler, hatta demans bile başlayabilir bazılarında. Evet. Ama o demans hali içinde bile bir kelime bazen ömre bedel oluyor. Çok önemli. Yani bunu bütün markaların hissettiğine, deneyimlediğine ben eminim. Yani biz deneyimliyoruz. Ha, bizden sonrakiler, biz mesela şimdi üç nesil derken ben kendi adıma dördüncü nesilim ama beş geliyor arkadan. İşte biz dördüncü nesil olarak Erdal var, benim amcaoğlum. Babam ve amcam birlikteler. İkimizin de çocukları var. Ailede aslında sadece erkekler yok. Bayanlar da var. Onlar da mesleğin içinde. Annemler nasıl eşlerine yardımcı oldularsa, aile kültürü içinde bizim kız kardeşlerimiz de aslında içerideler. Ama bir konuşulmayan bir kurallar silsilesi mi vardır, nedir bilmiyorum. Aslında hepimiz eşit de eşitiz. Fakat ön planda ben sizin karşınıza çıkabiliyorum falan veya arkamızdan bir süre sonra Erdal çıkacaktır vesaire. Ama bayan erkek kültürün getirdiği bir görev paylaşımı oluyor herhalde. Evet. Yazılı olmasa da onun ama bayan erkek hiç fark etmediğini söylemek istiyorum. Özellikle bayanların ben kurumumuz içindeki bayanların
öngörüleri ve duygularının bizden daha ileride olduğunu net söyleyebilirim. Ve bu böyle de olmalı. Dolayısıyla bu doğaçlamada değil bir şey yok, bir süreç yok bununla ilgili. Yazılmış bir aile analizisi falan da değil bu. Biz şimdi arkadan gelen kuşaklar olarak gördüğümüz çocuklarımız henüz okullarını, üniversite ve eğitimlerini tamamlıyorlar. Ama bunları yaparken de bizim yanımızda deneyimliyorlar. Mesela iş konusunu aile içinde asla konuşmama gibi bir belki de doğru değildir ama prensip de değil belki ama böyle bir refleksimiz var. Bu bazen doğru, bazen de gerekiyordur ama biz bunu eylemedik. Ailede pek konuşmamayı yeğliyoruz. Dolayısıyla işte işi geldiklerinde, gözlemlediklerinde işle ilgili konuları gözlemliyorlar. Mesela biz geçen sene bu dediğiniz olayla bağlantılı bir planımız vardı. İnşallah gerçekleştirsek de çok mutlu olacağım. Corporate Games diye şirket olimpiyatları denen bir kavram var. Biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur. Evet, evet. Bu Corporate Games'te yaş kategorileri var. Biz Corporate Games'e değişik gruplarda katılıyoruz firma olarak. Ve çocuklarımızı, çalışanlarımızı da bu Dünya Şirket Olimpiyatları içerisinde şirket adına yarıştırıyoruz. Dedik ki, üç kuşağı bir, mesela bir yüzme yarışında üç kuşağı dedeyi, bizi, bir sonraki nesli yarıştıralım. Farklı bir yaş kategorisi içinde. Böyle bir planımız var. Yaşlılarımız buna itiraz etmesi lazım. Onlar dedi ki hayır biz yapalım bu işi. Ama onlar çok güzel yani, mesela. Ben tanışma şansını da elde ettim. Yani onları tanımlamak çok kolay değil. Bir program da onlarla yapmak lazım. Evet evet. Atom karıncalar yani. Biz yani 2-3 saat ayrılamamıştık oradan. Hatırlıyorum o sohbetleri, o hikayeleri. Maşallahları var. Maşallahları var. Hakikaten biz bazen onlara yetişemiyoruz. Yani şöyle şunu söyleyeyim. Amcam benim şu an babam da yapıyor. Bu yaz mesela 5 kilometre, 6 kilometre yüzebilmek 87-85 yaşında adamlar. Maşallah diyorum. Ama işte bu üç nesil bir aradanın herhalde yani bize bir şey veriyorlar, bizden aldıkları o, ya bir soru sorduğumuzda mutlu oluyorlar mesela. Bize de ihtiyaç varmış. Tabii. Bu çok önemli. Bunu bütün markalar herhalde yapıyor diye düşünüyorum. Ya yapıyor Gürsel Bey. Aslında bir sonraki soruya aklımdakine biraz da cevap almış gibi de oldum. Bence çok güzel tarif ettiniz o bayrak yarışındaki geçiş süreçlerini. Yani bu kuşaklar arası geçmişle bugünün bağını kurmak aslında benim bu sohbetlerde sanıyorum birçok şeyi merak ediyorum ama en merak ettiğim şey şu. Geçmişle bugünün bağını kurmak ve bugünle gelecek arasındaki örgüyü de oluşturmak için çünkü ne olursa olsun bir şekilde hep birlikte aslında geleceği inşa ediyoruz. Yani hepimizin bir etki alanı var. Hani bu ulvi şeyleri dışında tutuyorum. Ne yapıyorsak, nasıl yapıyorsak bu tek bir marka, tek bir kişiyle olan bir şey değil. Çok bütünsel bir şey. O yüzden o yani dün bizim için çok kıymetli. Bugünü anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz olduğu kadar. Sonra da yarına yüzümüzü dönüyoruz. Şimdi sizlerin birkaç kuşak bir arada bunu aynı zamanda canlı yaşıyorsunuz aslında. Dün, evet. Bugün ve gelecek sanki bir arada gibi hissediyorum size bakınca. Evet, evet. Bunu yani en iyi koordine etmenin çok zor tabii böyle şeylere bir ipucu vermek ya da böyle sihirli şunu yaparsanız olur demek ama yani ne yapmak lazım? Yeni kurulan şirketler, ikinci kuşağa dönen, ya bu bağları kurmak için işte iletişim mi, aile anayasası dediniz demin, işte bir takım kurum kültürünü yerleştirmek. Biz bazen kurumsallaşmayı yanlış anlıyoruz. Orada da geçen gün bir dostumla sohbet ediyorum. Aile şirketlerinde işte ailenin profesyonelleşmesi diye tanımlıyoruz artık diye bir sohbet yaptık. Çünkü kurumsallaşma deyince ürküyor genelde köklü kurumlar ya da aile şirketleri. Bizim kültürümüz mü bozulacak diye. Böyle bir hani son belki 4-5 dakikada sihirli birkaç ipucu alabilir miyiz? Ne yapılabilir diye. Yani Asude Hanım, kurumsallaşma dediniz. Oradan gireyim o zaman. Gerçekten de korkuyor olabiliriz. Aile, çünkü bütün şirketler aile şirketi olarak kuruluyor sonuçta. Dünyanın her tarafında bu böyle. Bir ve ikinci nesil kurtarıp devam etmeyi başarabilirlerse bir dakika galiba devam edeceğiz oluyor. Bu arada da bazen şirket yönetimi de el değiştirebiliyor. Bu da çok doğal. Belki bir önceki nesil götüremeyecek karakterde götürebilecek birilerinin gelmesi kadar doğal bir şey yok. Bence ama kim gelirse gelsin 2'den 3'e, 3'ten 4'e. Tabii. Bence
Yüzyıllık markalarda zaman zaman toplantılarımıza inşallah başladığında yine o sohbetleri yaparız. En önemli konuşmalardan biri, biz girdiğimiz döneme kadar bir takım sohbetler ve toplantılar yapılmıştı. Ben girdiğim an itibariyle, aranızdaki sohbetlere katıldığım an itibariyle aldığım en önemli şeylerden, elektriklerden bir tanesi şuydu. Marka imajına zarar vermeyen insanlar olduğumuz bilinci. Laf gelmesin ama itibarımız zedelen. Bu evet. basit ama gerçekten çok önemli. Şimdi 2'den 3'e, 3'ten 4'e devam edebilir, etmeyebilir, etmesinin en önemli kriterleri nedir diye sorarsanız bence bakın bu kavramlar içerisinde belki değişik zamanlarda farklı markalar da söyleyecekler. Para, kurumlar iş yapmaya başlayıp da para kazanmaya başlandığında, bir değer oluşmaya başlandığında, eğer bir aile kültürü yoksa gerçekten bu paranın kullanımı insanların yaşam biçimleri, yanlışları yaptırmaya aday hale getiriyor. Kurumlardaki o nesilleri, ikinci, üçüncü nesilleri. Çok kritik. Bir önceki nesil, burada anne ve baba mütevaziliği, yaşam biçiminde azla yetinmeyi öğretmemişse çocuklarına, hangi sihirli tılsımı getirirseniz getirin duvara çarpar. Bu bir paylaşımdır. Benlik kültüründen öte bizlik kültürünü oluşturabilme yeteneğidir. Bunu başarmaları lazım şirketlerin. Para herkeste olabilir. Bir şekliyle kurum içinde bugün burada olur, yarın orada olur. Kimin eline geçerse geçsin o para, o yönetme kültürü anonim olmalı. Yani bugün Engin Bey bir ortak bir şeyimize bir şey atmış. Dümen. Herkes dümene geçmek istiyor diye. Evet. Herkes dümene geçmek isteyebilir. Sırayla olabilir bu. Geçemeyebilir. Ama her an geçecekmiş gibi sahada bekleyen yedek futbolcular gibi hazır olmaları gerekiyor. Bütün jenerasyonun ve insanların mütevazi yaşam biçimini öğrenmeleri gerekiyor. Kurumsal olmak hedef olabilir. Hedeftir. Ama ben kurumsal şirketlerin birçoğunda ki bunların birçok uluslararası olanlarında da çalıştım. Görev yaptım. İnanın toplantılarda ne diyorlar biliyor musunuz? O böyle apoletleri olan genel müdürden, müdür yardımcıları şunlar mı? Arkadaşlar biz bir aileyiz, biz bir ekibiz diyorlar. Evet. Yani demek ki o zaman kurumsal olmadan önce bir aile olmak gerekiyor. Evet. Evet. Biz aile olmayı öğrenememişsek kurumsal olmayalım zaten. O kültürü evet. Hazmedelim. Bir şeffaf olalım. Adil ve adaletli, dürüst olalım. Paylaşımcı olalım. Gücü doğru kullanmayı becerelim. Bence tılsım burada. Mütevazi olalım, sabırlı olalım ve bunu çocuklarımıza verebilelim. Bunu ancak söyleyerek de olmuyor bu, yaşanarak oluyor. Yaşanarak. Yani yaşamadan görmeyen çocuk, 100 defa söyleyin, sokağa çıktığında onu başka yönlere çevirebilen farklı kötü etkileşimler her yerde var. Sokağa çıktığında çocuk yaşayarak öğrenmemişse çocuk sizin 10 defa söylediğinizi bir defa da başka bir yerden farklı bir etkileşimi unutmaya adaydır zaten. Yaşayarak görecek, kafasını tabiri caizse taşa çarpa çarpa aile içinde öğrenecek. Sabrı öğrenecek, mütevaziliği öğrenecek. Evet, yani tabii her sizlerle konuştuğumda gerçekten o kadar çok konuşulacak konu var ki aslında. Çok çok teşekkür ederim. Çok önemli şeylerin altını çizdiniz. Bence izleyiciler özellikle gençler için çok ilham verici olacak. Tabii o kadar çok parametre var ki ben de şimdi kendi içinde bulunduğum evren sebebiyle diyeyim işte marka pazarlama çalışmaları yaparken her şey çok hızlı değişiyor ama bundan belki 15-20 sene önce neredeyse markanın tanımı bile biraz daha fazla para diye altını çizdin. Çok doğru. Yani birçok şey işte ciroyla, çok şubeyle falan ifade edilirdi. Fakat sanki anlamaya başladık ki aslında itibarın yani bir parasal karşılığı yok. Yani bir gecede kasadaki paralar gidebiliyor ama itibarınızı evet. koruyabiliyorsanız evet. eğer evet. o markanın değeri bir yere taşınıyor. Ya da bu ciro büyüklüğüyle ölçülebilecek bir şey değil. Derinlikle, değerle aslında hayat bulan bir şey. O yüzden kurumsallaşma, markalar bu kavramların hepsi de yeniden böyle tekrar belki işini iyi yapmak ve itibarlı olmak diye
hani 300, 500 bin yıl öncesinden bugüne taşıyabiliriz ama arada evet, böyle bir değişikliklere uğramış sanki. Ben bir az zamanımız kaldı, böyle belli bir şeyimiz var ama bitirirken bir de şeyi sormak istiyorum. Özellikle mesleğiniz sebebiyle bu COVID dönemine özel, yani çok fazla biraz konuştuk girizgahta ama hekimlerin üzerinde çok önemli bir yük olduğunu hep konuşuyoruz. Sizin de cebinizde çok meslek var diyeyim, hekimlik yönünüz de var. COVID ile ilgili birkaç bize yine sizin umutlu ve şey konuştuğunuzu da biliyorum. Söyleyeceğiniz birkaç şey olursa belki öyle tamamlayabiliriz sohbeti. Evet Aslan, ben tıp fakültesine girdiğim zaman Eminönü'ndeki Tuzcular Caddesi'ndeki dükkanımızda nişasta çuvallarını atıyordum. Postacı geldi, fakülteye zarfı açıldı. Açmış, bakmış, görmüş. O ısrarla açıldı diyor. Baktım tıp fakültesi, Allah Allah. Terlemişim, nişasta çuvalları var sırtımda. O zamanlar şeker yok, yağ yok, şu yok, bu yok. Bir taraftan da şeker kamyonu gelmiş. O zaman alırdık, 50 kiloluk şeker çuvalları olurdu. Alırdık onu, mahalleye götürür, böyle birer kilo, birer kilo dağıtırdık insanlara. Onu almışım, gelmişim. Tıp fakültesine girdiğimi öğrendim. Çalışıyordum. Şimdi siz bana yine tıp fakültesini bitirdim. Evet. Uzmanlık sınavını geçtik. Evet. Aspenta'dan şans da yardım etti. Yine benzer noktada benzer sorularla karşı karşıya kalıyorum. Evet. Yani şöyle, gelişme bitmiyor. Hepimizin tekamülü hiçbir zaman bitmiyor. Ben tıptan sonra farklı eğitim hala okuyorum. Hala lisans seviyesinde eğitim alıyorum. Uluslararası ilişkileri, uluslararası ticareti bitirdim. Bitmiyor. Bütün çocukların da bunu yapması gerekiyor. Ama derseniz ki COVID bağlamında uzmanlık alanında mikrobiyoloji alanı olduğu için biraz gerçekten virolojiyle alakalı bu nevi şahsına münasır günler içerisinde çok böyle firmaların zorlandığının farkındayım. Yani frene mi bassak, gaza mı bassak, ne yapsak bilemediğimiz dönemlerdeyiz. Ben tıp adamı yönüyle de akademik yönümle de şunu söyleyebilirim. Görmeyin, duymayın, ne yapıyorsanız aynen devam edin diyebiliyorum sadece. Çünkü dünyada pandemiler, endemiler hiçbir zaman son olmamış. Bundan sonra daha da fazla olacak çünkü bunu manipüle etmek isteyen güçler maalesef var ve olacak. İnsan gücü, insan bağışıklık sistemi hepsini yenebilecek kapasitede. Biz şimdi entelektüel kimliğimizde çok sorguladığımız için aslında televizyonlarda her an her dakikayı bunlarla geçirdiğimiz için entelektüel seviyemizde çok yer işgal ediyor. Korkuyoruz. Hakikaten de hastalığı alıp hastaneye yoğun bakıma düştüğünüzde gerçek yönünü de anladığınızda Allah kimseye vermesin diyoruz. Ama toplumun %85'inin de bu hastalığa yakalandığında çok ciddi belirtiler vermeden geçebildiğini de biliyoruz. O zaman ne yapmalıyız? Bir, paniğe kapılmamalıyız. Gerçekten mantıklı ve doğru işler yapabilmek için kurumlarımızla, personelimizle birlikte. Onlar bizim çocuklarımız, anamız, babamız, yaşlı çalışanlarımız var, genç çalışanlarımız var. Her gün toplanıyoruz, her gün yemekhanede bile bir şeyler söylüyoruz. Çok yolda çeviriyoruz, maskeni niye aşağıda taktın diye soruyoruz. Bıkmadan bu maske, mesafe kuralına herkesi uyararak, ailemiz gibi görerek, iş yerimizde uyarak devam etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Korkmadan, bugüne kadar neyi biliyorsak, bildiğimiz iyi şeyleri yapmaya devam etmemiz gerektiğini rahatlıkla ve gönül rahatlığıyla söyleyebileceğimi biliyorum. Bugünler geçecek, aşı bulunacak veya herhangi bir ilaç gelecek veya bağışıklık sistemlerimiz bunu alt edecek. Biz bunu yeneceğiz. Ama kayıplarımız oluyor. Yaşlılarımızı böyle bedavadan bir hastalık nedeniyle kaybetmemek için çok ciddi önlemlerimiz olmasa da ufak dikkatlerimizin yeterli olacağını söyleyelim. Kimseyi korkutmaya gerek olmadığını ama tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Vallahi çok 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 yönlü bir sohbet oldu Gürsel Bey. Devamını getireceğiz ama şöyle son cümleleri şöyle not aldım. Bildiğimiz iyi şeyleri daha iyi yapmaya devam edeceğiz. Yolumuzdan evet, sapmayacağız, evet. Vazgeçmeyeceğiz. Evet. Bir de itibarın çok altını çizdiniz.
Ben de çok önemsiyorum. Yani bence herkes önemsemeli zaten. O yüzden... İtibar paradan üstte. Paranın üstünde itibar. Kesin bilgi. Kesin bilgi. Ben kapatmak için son cümlemi söylemek istiyorum. Yüzyıllık Markalar Derneği atısı çatısı altında olmaktan hakikaten gurur duyuyoruz. Çok önemsiyorum. Bu markanın bütün objelerini, kimliğini bize değer kattığını düşünüyorum. Sonuçta bütün kurumlar insanlarla mütakim. Yani ben varım, siz varsınız. Başkan var, yardımcısı var. 3 kişi, 5 kişi. Ruhlarımız da burada yol alıyoruz. Güzel işler yapıldığını düşünüyorum YYM çatısı altında. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu ülkenin ilklerinden olduğunu, bir örneği olmadığını da düşünüyorum. Dünyanın hakkı. Severiz. Evet. Yani yüzyıllık markalar çatısı bence gelecekte geliştirilecek. Sizler sayesinde olacak. Bizler sayesinde olacak. Bu markalar sayesinde olacak. Önemseyelim. Altını boş bırakmayalım. Markamızı, logomuzu, düşüncelerimizi her yerde kullanalım. Gurur duyalım. İcabında tişörtlerimize bile kazıyabiliriz, yapabiliriz. Bundan gurur duyarak geliştirelim. Hakikaten önemli diyorum. Çünkü bazı şeyler, evet gerçekten 2, 3 nesil, 4 nesil şirketlerimize devletin de belki el atması, yol göstermesi gerekir ama bazen olmayabiliyor. İşte o zaman yüzyıllık markalar var. Onun bize sunacağı belki başka farklı kurumlar var. Belki ileride sizin bize yapacağınız farklı argümanlarla gelecek nesillerimizi daha iyi hazırlayacağız vesaire. Kesinlikle. Çok önemsiyorum yüzyıllık markaları. Tamam. Başarılarınızı hep birlikte devam ediyor. Hep birlikte. Gülsel Bey çok çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet oldu. Devamını getirmeyi diliyorum. Bütün aileye selamlar, sevgiler. Sağ olun katıldığınız için. Çok çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bütün markalara da selamlar söylüyorum. Sağ olun.